arazi devletin toprağı demek. Şimdi devletin toprağıysa insanlar bunu arkadaşlar miras bırakamaz, alıp satamaz, hibe edemez. Yani başkasına arkadaşlar veremez. Bunlar devletin toprakları. Şimdi miri arazi kendi içinde ayrılıyor. Karşımıza miri arazinin bölümü önden biri olan dirlik arazi geliyor. Biz bunu aslında arkadaşlar tımar sisteminden hatırlamamız gerekiyor. İçerisinde tımar yer alıyor bunun. Şimdi dirlik arazi miri arazinin içindeki en geniş bölüm. Bunu Osmanlı Devleti ne yapıyor? Bu toprakların gelirini arkadaşlar devlet görevlilerine ve askerlere maaş karşılığı olarak veriyor. Ve bu toprakları da gelirlerine göre üçe ayırmış. Has toprak, zahmet toprak ve tımar toprak. Baktığımda arkadaşlar has toprak bu toprakların geliri 100 bin akçeden fazlaysa has toprak oluyor. Yani has topraklar geliri daha çok kime gidiyor? Padişah ve ailesine yani üst düzeydeki kişilere verilen topraklar. Zahmet toprak geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasındaki olan topraklar bunlar da orta düzeydeki memurlara veriliyor arkadaşlar. Yalnız veriliyor derken unutmayın işletme hakkı veriliyor sadece. O topraklar o kişilere verilmiyor. Bu topraklar devletin toprakları. Tımar toprak dediğimiz geliri 3 bin akçe ile 20 bin akçe arasında olan topraklar. Biz tımar sistemini görmüştük. Osmanlı bu toprakları ne yapıyor? Başarılı komutanlara veriyordu. Bu komutanlar hazineden para çıkarmadan bu bölgede ne yapmış oluyordu? Asker yetiştirmiş oluyordu. Bu bölgede asker yetişince bölgenin de güvenliği otomatikman sağlanmış oluyordu. Tekrar edersem, devlete ait toprağın içeriğine bakıyorduk. Kendi içerisinde bölümlere ayırıyor. İlk toprak çeşidini gördük. Dirlik arazi. Dirlik arazi de kendi içerisinde gelirlerine göre üçe ayırıyor. Has toprak bana en fazla gelir getiren toprak. O yüzden üst düzey padişah ailesine ait topraklar, zahmet orta düzeyde verilen memurlara toprak olan toprak çeşidi, tımar da arkadaşlar en düşük düzeydeki verilen komutanlara veya görevlilere verilen topraklar diyebiliriz. Bunlar dirlik arazinin çeşitleriydi. Çıkmış soruya hemen bir bakalım. Şimdi hangisi arkadaşlar hazineden çıkmıyor? Savaş masraflarına baktığımda bu hazineden çıkar. Kapıkulu askerinin maaşı bunlar direkt merkezi padişahı koruyan askerlerdi. Devşirmeden oluşuyordu ve hazineden maaş alıyorlardı. Bilim adamlarına da hazineden maaş veriliyor. Bayındırlık işleri için arkadaşlar bunlar vakıf topraklar karşılıyor. Ama tımarlı sipahilerin gereksinimleri arkadaşlar bunlar neyden elde ediliyor? Tımar toprağının gelirinden elde ediliyor. O yüzden Osmanlı'nın hazinesinden çıkmıyor. Doğru cevabımız E seçeneği. Şimdi miri arazinin çeşitlerine ben devam ediyorum. Miri topraklar içinde başka ne var? Mukata topraklar var. Bunun gelir arkadaşlar bu topraklardan elde edilen gelir direkt hazineye geçiyor. Paşmaklık dediğim bunun geliri direkt saray kadınlarına mesela padişahın annesi, padişahın karısı, padişahın kız kardeşi bunlara gidiyor. Yurtluk arazinin geliri arkadaşlar kime gidiyor? Akıncılara, sınırlarda yaşayan akıncılara gidiyor. Ocaklık arazinin geliri arkadaşlar kale muhafızlarına ve tersanede çalışanlara veriliyor bu topraktan kazanan gelir. Metruk arazi dediğim arkadaşlar bunlar halkın ortak kullanım alanı. Devlet ne yapmış? Halka burayı, mera, otlak gibi kısımları halka bırakmış. Halk burayı ne yapıyor? Ortak kullanabiliyor metruk araziye. Mevat arazi dediğimiz hiçbir işe yaramayan ölü toprak demek. Bataklık, kuraklık gibi, kurak toprak gibi. Malikane arazi dediğimiz arkadaşlar devlet ne yapıyor? Üstün hizmet gösterenlere bu toprakları veriyor. Bunların hepsi arkadaşlar dirlikte. Önceki sayfada gördüğün dirlik toprakta neye giriyor? Miri toprakların içerisine giriyor. Şimdi çıkmış soru ikiye bakalım.
Burada baktığımda arkadaşlar miri toprak neydi? Devlete ait topraktı. Demiş ki Osmanlı neden kendi topraklarını kamu görevlilerine yani çalışanlarına, memurlara neden dirlik olarak veriyor demiş. Osmanlı neden böyle yapıyordu? Tımardan da hatırlayabilirsiniz veya şuradaki arkadaşlar malikane araziden de görebilirsiniz. Üstün hizmetleri bulunan kişilere malikane veriliyordu. Diğer hizmetleri olan kişilere de tımar toprakları veriliyordu. O zaman Osmanlı ne yapıyor? Kendisine hizmet eden insanlara ne yapıyor? İşletmesi için toprak veriyor diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Şimdi geliyorum ikinci toprak çeşidime. Miri araziyi gördük. Devlete ait topraklardı bunlar. Şimdi mülk araziye geliyor. Mülk arazi kişiye ait topraklar. Özel mülk yani arkadaşlar. Bunu istedikleri gibi alıp satabilirler, bağış yapabilirler, vakıf edebilirler. Yani hayır kurumlarının kullanması için de verebilirler. Mülk arazinin içerisindeki kısımlara baktığımda üşüriye arazi. Aklınıza direkt arkadaşlar Müslümanlar gelsin. Müslümanlara verilen topraklar. Müslümanların topraklarına ben üşüriye arazi diyorum. Ve buradaki Müslümanlar bu topraklarda ne yapıyorlar? Tarım yapıyorlar ve buradaki yaptıkları tarımdan ürün elde ediyorlar. Elde ettikleri ürün üzerinden de ne veriyorlar? Osmanlı'ya, devlete vergi veriyorlar. O vergiye de öşür diyoruz. Öşür vergisi verdikleri için zaten arazinin ismi öşriye arazi. Haraciye arazi dediğim zaman aklıma Müslüman olmayanlar gelsin. Onların toprakları. Bunlar da bu topraklarda tarım yapıyorlar. Ve ürün üzerinden devlete haraç vergisi veriyorlar. Not alabilirsiniz. Burada yazmamış. Haraciye arazide gayrimüslimler devlete haraç vergisi veriyorlar. Vakıf arazi dediğim arkadaşlar, bunun gelirlerini sosyal yardım için kullanıyorlar. Mesela bununla cami yapabiliyorlar, medrese yapıyorlar, mescit yapıyorlar, zaviye, hastane ya da yol, köprü. Bunların hepsi arkadaşlar nereden karşılanıyor? Eğitim için mesela medrese. Hepsi vakıf araziden karşılanıyor. Vakıf arazinin gelirleri bu yapılara harcanıyor. Bunlar da arkadaşlar alınıp satılamaz, miras bırakılamaz diyoruz. Vakıf arazi benim üçüncü çeşit toprak çeşidimdi. Birincisine miri arazi dedik, çeşitlerini gördük. İkincisine mülk arazi dedik, çeşitlerini gördük. Öşriye ve haraciye. Üçüncü toprak çeşidim arkadaşlar vakıf arazi. Bu da sosyal yardım kuruluşu olarak aklınızda kalabilir. Şimdi Osmanlı toprak sistemi deyince tarım yapılıyor. Bunu görüyorum. Ve Osmanlı arkadaşlar bunun için çiftane sistemi denilen bir sistem uygulamış. Bunu görünce aklınıza ne gelsin? Bir hanenin arkadaşlar bir çift öküz ile işleyebilmesi yani tarım yapabilmesi demek. Osmanlı tarım yapılmasını sağlamak için bu şekilde bir çiftane sistemi oluşturmuş diyoruz. Şimdi baktığımda çiftane sistemiyle ilgili neler söyleyebiliriz? Biz bu toprakları arkadaşlar çiftlik toprak diyoruz. Osmanlı fethettiği topraklarda bunu uyguluyor. Bu şekilde ne yapıyor? Otoritesini artırıyor. Ve bu topraklardan, çiftlik topraklardan çift resmi adında bir vergi alıyor. Çift resmi bir vergi çeşidi. Çift resmi nereden alınıyor? Çiftlik denilen topraklardan alınıyor diyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Çift vergisinin değişmediğini not kısmında söylemiş. Çift vergisi arkadaşlar değişmez. Ve bu çiftane nereden alınıyor? Köylü ailelerden, küçük ailelerden alındığı için ne olacak? Topraklar belli kişilerin elinde toplanmayacak. Yani feodal bey ya da güçlü beyler, ağalar gibi kişiler oluşmayacak. Bununla devlet ne yapmış oluyor yine? Merkezi otoritesini sağlamaya çalışıyor diyoruz. Devam ediyorum. Şimdi Osmanlı çiftane sistemiyle amacı ne? Tarım yapılmasını sağlamak arkadaşlar. Eğer halktan biri 3 yıl üst üste toprağını ekmezse bahanesiz arkadaşlar 3 yıl toprağını üst üste ekmiyor. O zaman devlete çift bozan vergisi adında yüklü bir vergi vermek zorunda. Devlet neden böyle bir ceza veriyor çift bozan vergisi? Çünkü devlet neyi istiyor? Tarım sürekli olsun istiyor. Üretim sürekli olsun. Bu yüzden halk bu çift bozan vergisini vermemek için ne yapacak? Sürekli toprağını ekecek. Böylelikle üretim artmış ve sürekli olmuş olacak. Hemen çıkmış soru 3'e bakalım. Cevap tamam mı hocam? Evet.
toprağını boş bırakıp 3 yıl üst üste ekmezse ceza olarak çift bozan vergisini veriyor. Şimdi toprak sistemiyle ilgili sıkıntımız var mı? Bakayım mesajlarınıza. Toprak sistemiyle ilgili sıkıntı yok. Tamam, devam ediyorum. Geliyorum lonca teşkilatına. Lonca teşkilatı deyince aklınıza esnaf ve zanaatkar birliği gelsin arkadaşlar. Bu meslek kolları bir araya gelerek bir grup oluşturmuşlar. Biz buna lonca teşkilatı diyoruz. Biz bunu Selçuklu'dan önce arkadaşlar Abbasiler'de görüyoruz. Abbasiler'de bu teşkilata fütüvvet teşkilatı deniliyor. Müslüman Türk devletleri de bu geleneği devam ettiriyorlar. Fütüvvetten sonra neyi, yani biz bunu ne olarak adlandırıyoruz? Lonca teşkilatı veya lonca sistemi olarak adlandırıyoruz. Osmanlı Devleti buna ne diyor? Ahilik teşkilatı diyor arkadaşlar. Bu şekilde ne yapıyorlar? Birlik oluşturmuş oluyorlar. Çıkmış soru 4'e bakın. Esnaf teşkilatına ne deniliyor? Lonca hocam, lonca teşkilatı. Lonca deniliyor. Devam ediyorum şimdi. Lonca'da arkadaşlar sadece Müslümanlar değil gayrimüslimler de yer alabilirler. Müslümanlar ve gayrimüslimler lonca sisteminin içerisinde beraber bulunuyorlar. Osmanlı neden böyle bir sistem oluşturmuş? Baktığımda bunların görevleri ne? Bu adamlar ne yapıyor? Bu adamlar bir kere fiyatları belirliyor. Fiyat demek narh demek arkadaşlar. Narhı belirliyorlar. Mesela şöyle düşünün. Bu lonca teşkilatının içinde bir sürü esnaf var. Ve burada aynı görevi yapanlar var. Mesela ayakkabıcılar, ayakkabı dükkanı olanlar, işte berberler, aklınıza gelebilecek tüm meslek grupları içerisinde var. Bunlar ne yapıyorlar? Mesela atıyorum ayakkabıcılar, bir çizmenin fiyatını arkadaşlar, bir dükkan hangi fiyata satıyorsa diğer dükkan da o fiyata satacak. Yani bunlar fiyatı kendi aralarında belirliyorlar. Böylelikle neyi önlüyorlar? Haksız rekabeti önlüyorlar. Ve ürünün kaliteli olmasına dikkat ediyorlar. Eğer kalitesizse ürünler arkadaşlar ceza veriliyor o kişiye. Bunların aralarında dayanışma var arkadaşlar. Yönetimle halk arasındaki iletişime lonca teşkilatı sağlıyor. Bunlar ne yapıyorlar? Vergilerle ilgili denetim yapabiliyorlar. Bulundukları bölgelerde güvenliği sağlayabiliyorlar. Ve insanlara yardım edebiliyorlar. Ama en önemlileri arkadaşlar, üretici ve tüketici haklarını koruyorlar. Ürünlerin kaliteli olmasını sağlıyorlar. Haksız rekabeti önlüyorlar ve ne yapıyorlar? Belirli bir fiyat koyuyorlar. Herkes o fiyata göre ürününü satmak zorunda. Bunların sadece arkadaşlar maddi boyutu yok, manevi boyutu da var. Bunlara aynı zamanda ahlaki yönleri de var diyoruz. Dini yönleri de var. Mesela şuradan bahsedilmiş. Kalitesiz üretim yapanlar arkadaşlar cezalandırılıyor. Bu cezalar içinde ne var? İlk başta uyarı veriyorlar. Devam ediyorsa hapse giriyor. Veya ürününe el konuyor. Onu teşhir ediyorlar. Bu adamın malları alınmaz, güvenilir değil, kaliteli değil diye. Ve en son ne yapıyorlar? Meslekten atıyorlar. Papucu dama atmak deyimi arkadaşlar buradan geliyor. Mesela ayakkabıcılarda kişiler ayakkabılardan şikayet edince dayanıksız, kalitesiz olduğunu söyleyince ne oluyor? Araştırma yapılıyor. Eğer o ayakkabıcı gerçekten ayakkabıyı kalitesiz yapıyorsa o ayakkabılar dama atılıyor arkadaşlar. Böylelikle o kişi hem teşhir ediliyor hem de ona ceza verilmiş oluyor diyoruz. Şimdi lonca sistemindeki kavramlara baktığımda ilk şuradan bahsedeyim sonra kavramlara gireyim. Loncalar arkadaşlar görevleri sadece bunlar değil. Bir de ne var bunların? Eğitim kısmı var. Ama nasıl bir eğitim? Mesleki eğitim. Usta çırak ilişkileri var arkadaşlar. Ustalar yanlarında çırak alıyor ve bunları yetiştiriyorlar. Mesleği öğretiyorlar. Mesleği öğrendikten sonra ne oluyor? Çırak kalfa oluyor. Tekrar eğitimi devam ediyor. Kalfalıktan sonra en son arkadaşlar usta oluyor. Ve sizin gibi ne yapıyor? Mesela siz okulun sonunda ne alıyorsunuz? Diploma alıyorsunuz. Bunlar da ne alıyor arkadaşlar? Gedik alıyorlar. Gedik almak ne demek? Artık dükkan açabilir demek. Ustasının yanından ayrılıyor ve onunla mesela ayakkabıcı dükkanında bu çocuk neydi? Çıraktı. Burada yetişti, gediğini aldı, aynı ustası gibi ne yapıyor? Ayakkabıcı dükkanını açıyor. Mesela burada dayanışma var dedik arkadaşlar. Eğer o gün bir ayakkabıcı, hep ayakkabıcıdan örnek veriyorum ama farklı esnaflar da var burada. Bir ayakkabıcı mesela ürün sattı, diğer ayakkabıcı ürünü satamadı. Müşteri geldiğinde arkadaşlar kime yönlendiriyorlar? O gün satış yapamayan kişiye yönlendiriyorlar. Yani aralarında ne var? Dayanışma da var diyoruz.
Hirfet dediğimiz kavram da arkadaşlar küçük el sanatlarıyla ince işlerle uğraşanlara verilen isim. Yiğitbaşı buradaki güvenliği sağlayan ve malın kontrolünü yapan kişi. Ketüda devletle esnaf arasındaki ilişkileri sağlıyor arkadaşlar. Mesela insanlar şikayete geldiğinde Ketüda Yiğitbaşı'yı görevlendiriyor. Yiğitbaşı ne yapıyor? Malın kontrolünü yapıyor. Buraya kadar sıkıntı var mı lonca teşkilatı ile ilgili? Sıkıntı var mı lonca teşkilatında? Yok. Tamam, hemen soruya bakalım. Loncalar arkadaşlar kendilerine yönetici seçebiliyorlarsa, bunlar bir arada bu işi yapabiliyorlarsa o zaman ne diyorum? Demek ki bunlar arasında arkadaşlar dayanışma var ki kendi yöneticilerini seçebiliyorlar diyorum. Ve devam ediyorum. Burada arkadaşlar loncanın içerisinde yer alan meslek gruplarını vermiş. Ben sadece mesela ayakkabıcılardan örnek verdim. Ama daha ismine hiç duymadığınız bir sürü ne var burada? Çeşit var. Mesela neccar dediğimiz kimler? Marangozlar. Kazaz dediğimiz ipekçiler. Mesela debba, deriyi işleyen kimseler. Benna, bina yapan. Bunların hepsi arkadaşlar lonca teşkilatının içerisinde bulunan meslekler diyoruz. Sizin burada bilmeniz gereken bunlardan ziyade ne? Lonca teşkilatının görevleri, eğitim boyutu olduğu içlerinde arkadaşlar tasavvufi bir boyut da var. Bunlar mesleki eğitim verirken aynı zamanda dini eğitim de veriyorlar. Buradaki yer alan kişilerin, bu mesleklerde var olan kişilerin arkadaşlar ahlaklı bir şekilde mesleklerini sürdürmelerini sağlıyorlar. Şimdi geliyorum ticaret mekanlarına. Osmanlı nerelerde ticaret yapıyor? Bedesten deyince mesela aklınız arkadaşlar Eminönü'ndeki kapalı çarşı gelebilir hemen. Burada arkadaşlar değerli eşyalar mesela altınların alınıp satıldığı yerleri biz bedesten diyoruz. Hatta şehircilik anlayışında önemli. Neden? Hani biz diyorduk ki Osmanlı'da mahalle oluştururken cami temel alınıyordu. Caminin etrafında yapılar oluşuyordu. Caminin etrafında bedestenler, daha sonra neler geliyor? Sırayla evler geliyordu. Bu şekilde de mahalle oluşuyordu. Bedestenden başka Osmanlı nerede ticaret yapıyor? Limanlarda. Osmanlı sınırlarını genişlettikçe nerelere sahip oluyor? Kıyı şehirlere. O dönemde arkadaşlar Trabzon, Sinop, Antalya, İstanbul ticaret için önemli yerler. Bu limanlar sayesinde diğer devletlerle ticaret yapabiliyor. Pazarları zaten biliyoruz. Günümüzde de arkadaşlar devam ediyor. Pazarlarda da ticaret. Bunun dışında kapanlar. Kapan demek arkadaşlar tek cins bir ürünün satıldığı yerler demek. Buradaki bu ürünün hepsi arkadaşlar alınıyor ve toptan burada satılıyor. Mesela bunu da biliyorsunuz. Günümüzde un kapanı olarak adlanan yer. Neden un kapanı deniliyor? Çünkü orada sadece un satıldığı için un kapanı olarak adlandırılıyor. Yani kapan deyince aklınıza tek bir cins maddenin satıldığı yer gelsin. Burası da ticaret yeri. Ve son olarak geliyorum vakıfa. Vakıf toprakları görmüştük. Vakıf toprak ne demektir? Bir nevi hayır kurumu demiştik. Bu toprağın geliriyle ne yapılıyor? Hayır amacıyla yapılar inşa ediliyor. Burada da karşımıza arkadaşlar iki tane kavram çıkıyor. Bir tanesi mevkuf. Mevkuf demek vakfedilen mal. Mesela bir adam çok zengin. Evini arkadaşlar ne yaptı? Vakıfa bağışladı. Bu ev artık ne oldu? Mevkuf oldu. Vakfedilen mal oldu yani. Diğeri mütevelli. Mütevelli de ne demek? Vakfın yöneticisi, müdürü demek arkadaşlar. Burada baktığımda vakıfların amacı ne? Yoksul insanlara yardım etmek. Sosyal barışı sağlayabilmek. Toplum içindeki fakirlere yardım edilirse gelir eşitsizliği ne olmuş olur? Azaltılmış olur. Osmanlı bunun için arkadaşlar cami, kervansaray yine arkadaşlar ticaret için önemli. Hamam, medrese, kütüphane, tekke, imarethane, hastane ya da darüşşifa diye de geçer. Bunların hepsini arkadaşlar vakıf topraklardan elde edilen gelirle yaptırıyor diyoruz. Bunların hepsine.
Ve bunlardan sadece Müslümanlar değil, gayrimüslimler de yararlanabiliyorlar. Bu sayede toplum ne olmuş oluyor? Kaynaşmış oluyor. Vakıf deyince aklınıza sadece işte yoksullara yardım etmek gelmesin. Mesela Osmanlı'da birçok arkadaşlar vakıf kurulmuş. Mesela ilginç olanlar türbeleri tamir ettiren vakıf veya hayvanlar için özel kurulan, mesela martılar için kurulan vakıf. Bunun gibi arkadaşlar birçok farklı vakıflar var Osmanlı Devleti'nde. Örnek 1'e bakalım. Şimdi baktığımda vakıf sisteminin geliştiğini nereden anlıyorum arkadaşlar? Birçok alanda yani farklı amaçlarla vakıf kuruluyorsa demek ki bu devlet vakıf alanında gelişmiş diyorum. Şimdi buraya kadar arkadaşlar sıkıntı var mı? Anladık mı? Biraz hızlı geçtik. Size dinlenme için vakit bıraktım. 10 dakikanız kaldı diğer derse. Sıkıntı yoksa arkadaşlar diğer derste büyük ihtimal yarın yapacağız. Saate haber veririm. Yarın da test